İstanbul'a taşınıyorsunuz ve mücadeleniz hep e, devam ediyor. Burada bu yoksulluktan sonra belediye başkanlığına geldiğiniz bir dönemde adapte olmuşsunuz. E, Şişli Belediye Başkanlığınızda. Öncesi var ama. Bir dakika hemen evet. yani ben evet. bir şey gibi başlangıç evet. ve netice evet. gibi bir şey söylemek istiyorum. Siz şık giyinen bir insansınız. E, çok önemli tanıdıklarınız var, dostlarınız var. Hep bir yerde ben bugüne kadar size nerede tesadüf ettiysem hep... Masanızda önemli kişiler, sanatçılar, siyasetçiler, spor adamları, i̇ş adamları, bütün bunlarla iş adamları. Onlarla oturup kalkıyorsunuz. Bu hiç ağacın altında doğan bir çocuğun hikayesi gibi görünmüyor. O hikayenin neticesi gibi görünmüyor. Bu arada ne yaptınız? Nasıl buradan buraya evrildi hayat? O çocuk kendisini geliştirdi. O çocuk büyük bir mücadele verdi. Ve o çocuk bu kitapta her şeyi yazıyor. Yüzde yüz yazıyor. Hı hı. bu ne var biliyor musunuz? Burada büyük bir başarı öyküsü var. Bu kitabı okuyan bütün yurttaşlarım, ben geçen gün bu kitabı okuyan bir arkadaşımız daha yeni bizim aramıza katıldı. Hüngür hüngür ağlayarak yanıma geldi. Ya Sarıgül sen bu mücadeleyi nasıl verdin diye. Evet ben mütevazi bir ailenin çocuğuyum ama hiçbir zaman gücümü koltuğumdan almadım. Ben gücümü her zaman kendi kişiliğimden aldım. Benim babacığım bana öğrettiği bir olay var. Ben her zaman mütevazi oldum. İkincisi, i̇kincisi, milletvekili olduğum dönemde. Sayın Özal ile çalıştım, Sayın Demirel ile çalıştım, Sayın Erdal İnönü ile çalıştım. Bülent Ecevit benim genel başkanım ve uzun yıllar Bülent Ecevit terbiyesi aldım. O nedenle de tabii bir olay da şu, belediye başkanlığı süresi içerisinde sayısız projeler ürettim. Ve bana kim gelirse gelsin her e, vatandaşımın işini İş adamı olsun, esnaf olsun, bakkal olsun, kasap olsun, benim roman vatandaşlarım olsun, Kuştepelilerim olsun, ferik köylerim olsun asla birini kırmadım. Bana gelen bir yurttaşıma, bir cemevine bir şey istediyse başım gözüm üzerine yaptım. Camilerimize bir şey istediyse başım gözüm üzerine yaptım. Ve sayısız projelere imza attım. O nedenle de çok değerli dostlarımız oldu. Bugün bakın öyle belediye başkanlığı yapmış arkadaşlar var ki ne atları var ne sanları var. Ben orada belediye başkanlığı döneminde ve milletvekilim döneminde un peşinde koşmadım, ün peşinde koştum. Hı. Ve herkese yardımcı oldum. Onun için de çok değerli dostlarım oldu. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Ben inanın ki her zaman veren oldum. Ve ben şoför hakkı babanın oğlu olmaktan da büyük mutluluk duyarım. Ve bunu da her yerde söyledim. Benim babam taksilikten büyümüştür bizi bu noktalara kadar getirmiştir. Babacığım benim için son derece kıymetlidir ve çok enteresandır. Ben bu 16 yaşında gördüm. Şimdi onu soracaktım. Nasıl? Nasıl bir hikaye? Şimdi ben dünyaya geldiğim zaman babam burada çalışıyor ve köye gelemiyor. Ben o zaman o zaman şeyler böyle sıra geldiği zaman köyde mesela herkesin bizim bir tane inek var. Diğer köylülerinde iki tane yine ben, o hayvanları, köyün hayvanlarını dağa çıkar, orada otarırsın. Onun adına çoban denir. Yani evet. Bizim, bize sıra geldiği zaman ben giderdim ve şeydeyim, hiç unutma böyle haftada bir gün uçak geçer İstanbul'dan. Ateş böceğini elime alırım e, ve ateş böceğini üflerim ve derim ki yukarı teyare babama selam söyle. Ve, evet, o, ve babana dediler ki bir gün Hı. baban geldi dediler, ben kaçtım, ha kaçtım. Babamı tanımıyorum ki, bir misiniz mısınız yani böyle duygulandım evet yani kaçtım ondan sonra baban gelmiş dediler babamı kucağına şey yaptım falan sonradan 8 yaşına kadar ilkokul birinci sınıfı köyde okudum Erzincan'da okudum sonra İstanbul'a geldim Şişli'ye babam yine bir yerde çalışıyor annem de bir yerde çalışıyor aynı zamanda ve biz tek odada kalıyoruz annem babam ben üçümüz aynı yatakta yatıyoruz ve 3 sene böyle devam etti. Taratpaşa İlkokulu'na Okuluna kaydımı yaptırdım. Kayıt olarak bizi almıyorlar. Babam gitti bir tane mahallenin muhtarını buldu. Mahallenin muhtarı Erzincanlı bizim hemşerimiz. Allah rahmet eylesin yaşardı Doğu. Beni Şişli Taratpaşa İlkokulu'na Okuluna kaydettirdi. Ondan sonra Şişli Ortaokulunu bitirdim. Sonra Zincirlik Yapı Meslek bitirdim. Sonra Ortaköy Eğitim Enstitüsü Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdim. Ve sınıf öğretmen olarak karşınızdayım. Çok çok acayip. Evet. evet. Yani çok acayip. Yani. Peki. Bir de güçlü bir kişiliğiniz var ama e, ne ilginçtir ki ata. Kitaptan... Baba önemlidir biliyor musun? Evet, baba çok önemli. önemlidir. Yani baba yani... kim biliyor musun? Baba evin direğidir. Baba o mutfağın kaynamasını evet. düşünür. Baba çocukları yatağa girmeden yatağa giremez. Baba başka bir şeydir. Peki ee, şimdi ben genelde gözyaşları olduğu zaman evet, evet. yayını keserim ama yok, yok, tabii ki ya, böyle bir şey yap ben Hayır ben böyle bir şey yapmayacağım çünkü ne kadar güçlü bir kişiliğiniz yok, yok, olduğunu biliyorum. Olduğunu biliyorum. Ve sizin e, e, kitabınızdan bazı notlar paylaşacağım. Evet, evet. E, biraz da nefes alma fırsatı olsun evet. diye diyorsunuz ki kitapta babam yeni bir iş bulmuş. Mahmut Paşa'da Yarım handa Göksu Triko'nun sahibi Nejat Göksu'nun özel şoförü olmuştu. Annem de patronun evinde çalışıyordu. Şişi de kocaman bir apartmanın kocaman dairesini silip süpürüyor, temizliyordu. İşte o apartmanın bodrumunda tek göz bir oda vermişti Nejat Bey. Biz de o tek odaya göç ettik. İki sene o tek göz odada yaşadık. Bir tek yatak sığacak kadar yer vardı. Tuvaleti bile yoktu apartmanın kapıcısıyla paylaşırdık. Bırakın tuvaleti, odanın bir tutam ışık giren camı yoktu. Şimdi bu benim bu kitabı yazmaya bir olay zorladı. Hmm. Ee, Faruk Süren Galatasaray Kulübü'nün hmm. başkanıydı. Ben Faruk Süren başkanla uzun yıllar beraber kulübe e, 4 sene yöneticilik hmm. yaptım. O hacının, Paparella'nın, Tafeskunun İliyen'in hmm. alınmasına hmm. da beraberdim. Faruk Süren başkanı ben olağanüstü severim. Her zamana hmm. saygım sonsuzdur. Ben belediye başkanı olduktan sonra e, Nişantaşı'nda bir yerde bir davet verdi. O davet esnasında da e, e, ben içeri girerken bir hanımefendi orada dedi ki ya dedi, bizim de Hakkı Efendi ne oldu dedi. Yavrum. Bizim de Hakkı Efendi ne oldu ya bu bırak dedi ya ne belediye bak bizim de Hakkı Efendi ne oldu falan dedi. <laughs> ben şöyle döndüm <laughs> geriye bir baktım dedim hanımefendi sorunuzu dedim ben biraz sonra şeyle cevap vereceğim. Aradan e, Hatice Hanım vardı o çok bozuldu canı sıkıldı falan dedi ki lütfen rica ederim dedi falan. Geçtim dedim ki ben hanımefendi e, biraz önce girerken böyle böyle oldu. Evet dedim ben şoför Hakkı Baba'nın oğlu olmaktan apartman görevlisi Hakkı Baba'nın oğlu olmaktan dedim büyük gurur duyuyorum. Bu benim işte dedim, bir şeref vesilesidir. E, bunu dedim e, kulise söylemenize gerek yok burada direkt söyleyin dedim. Biz dedim Aa. buradan gelen bir yapıdayım. Evet. O gün karar verdim ki. Ben bir kitap yazmam lazım ve bütün evet. gerçekleri, kimsenin bir evet. şey konuşmasına gerek yok ve siyaset adamının her şeyinin açık ve net olması lazım sevgili okan Ve bu kitapta ne bir eksik ne bir fazla bütün hayatım burada yazıyor. İkinci kitapta da siyasi mücadelemiz gelecek. Nasıl bir siyasi mücadele verdim? Nasıl baş kaldırdım? Nasıl yılların baykanla karşı mücadele verdim. Nasıl bu düzene karşı baş kaldırdım ve başıma gelmeyen kalmadı. Onların hepsini anlatacağım ve şu anda da bir hak arama mücadelesi veriyorum. <laughs>